Formun usul ve yöntemini oturum başkanımız tespit edecek. Kendilerine sözü verelim. Konuşmak isteyen arkadaşımızdan, baro görevlisinden mikrofonu alacak. Çünkü kayda girecek bu konuşmalarımızın tamamı. O nedenle mikrofona konuşursak çok iyi olur. Bir de yarım saat vaktimiz olur. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş yerleşelim. Zamanımız da daralıyor. Saat 18'de burayı boşaltmak zorundayız. Öyle mi? 17.45'miş, o kadar da kalmamış. O zaman hemen başlayabiliriz. Ben kendi adıma çok şey öğreniyorum. Çünkü siyasal davaların savunması klasik davalardan çok farklı. Arkadaşlarımız da anlattılar. Aslında bir avukatın düşünme yöntemi mimaridir. Şunu söylemek istiyorum. Mimarlar biliyorsunuz bir binayı, bir projeyi yapmadan önce kafalarında bir bütünü canlandırırlar. Yani bina inşa edilmeden önce mimarın kafasında inşa edilir. Şimdi avukatlar da bir davaya başladıkları zaman onun işte müvekkille ilk görüşme anından mümkün olan ta Yargıtay safhası geçip kesinleşme anına kadar her sürecini zihinsel olarak yaşarlar. Yaşamak zorundadırlar. Eğer onu yaşatamazlarsa karşılaşacakları sorunları çözemezler. O bakımdan avukatlar diyalektik düşünmek zorundadırlar. Yani hem ağacı hem ormanı aynı anda bir arada görmek, değerlendirmek durumundalar. İşte bu davalar bize bu deneyimi de kazandırıyor. Burada biriken deneyimin bundan sonraki arkadaşlarımıza aktarılması da son derece önemli. Bu davalarda görev yapmış arkadaşlarımız anılarını, düşüncelerini, yaşadıklarını mutlaka yazmalılar. Ve o yazılar biz barolar tarafından da, baro yönetimleri tarafından da mutlaka değerlendiririz, yardımcı oluruz, destek oluruz. Diğer avukatlar için çok önemli kaynak olacaktır. Hukukun gelişmesi de bu şekilde mümkün olacaktır. Hukuku geliştiren avukattır. Sizler de salonda bulunanlar da bunu yaşayarak gördünüz. Bakın hukuku, istisnaya hakim yargıç olabilir. Hukuku geliştiren avukattır temelde. Çünkü avukat olaya farklı açıdan bakmak zorundadır. Bakan kişidir. Yani hem tez, diyalektiğin kuralı tez, antitez, sentez diyoruz ya, yargılamada bunun üstüne kurulmuştur. Avukat hem tez tarafında işin hem antitez tarafında olduğu için yaratıcı düşünmek avukatın görevidir. Dolayısıyla hukuku da geliştiren avukatlardır. Şimdi buradan sorulara geçebiliriz. Yalnız ona geçmeden önce Kumpas Derneği'nin kurulduğunu ben burada öğrendim. Kutluyorum sizi. Ben her türlü örgütlenmenin olumlu olduğunu değerlendirir ve düşünürüm. Örgütlenmeden kaçmamamız, korkmamamız gerekiyor. Kumpas Derin başkanı da aramızda. Biraz sonra ona da söz vereceğim. Örgütlü olmak her zaman mücadeleye güç katar. Barolar örgütlü bir bakıma sivil toplum örgütleri veya kamu tüzel kişileri oldukları için gücünü oradan aldılar. Bunu halkla da ilişkilendirince daha güçlü hale geldiler. Onun için bu davada zarar görmüş, hakları çiğnenmiş her yurttaşımızın bir araya gelip örgütlenmesinde yarar var. Korkmamak gerekiyor. Bu davaların çünkü temel amaçlarından birisi topluma korku salmaktı. Marshall McLuhan, belki içinizde bilenleriniz vardır. Bu önemli iletişim Kanadalı profesörü, onun bir sözü var. Ortam mesajdır diyor. Ortam mesajdır. Küresel köy sözü de ona aittir. İşte yaratılan ortam, Genelkurmay Başkanı'nı içeri alıyor bahsettiniz. Bu sokağa mesaj. Genelkurmay veya o başkasına mesaj. İşte filanca önemli gazeteciyi içeri alıyorum. Sen haddini bil mesajıdır. Siyasal davaların hepsi mesajdır. Ortam mesajdır. Bu mesajı alanlar alır. Gereğini yapanlar yapar. Geçenlerde iki general daha. Bir miydi, iki mi?
İki general daha içeri alındı. Mesajlar devam ediyor. Kubilay kutlamalarında ne oldu? Yeni bir mesaj da bu. Oraya Akreti'de gazetecileri bile sınırladılar. Mesajlar devam ediyor. Alması gerekenler alacak. İzninizle söz almak isteyenlerden önce ben Kumpaslar Derneği Başkanı'na bir kısa söz veriyorum. Bir de herkes lütfen istirham ediyorum. Zamanı verimli kullanmak için ve daha çok sayıda arkadaşımızın söz alabilmesi için kısa konuşsun. Buyurun efendim. Mikrofonu kim? Efendim hepiniz hoş geldiniz. Böyle bir organizasyonu düzenlediği için tüm saygıdeğer avukat arkadaşlarımıza Kumpasler Mağdurları Derneği olarak sonsuz teşekkürlerimizi iletiyorum. Öncelikle derneğimizin çok kısa olarak amacının ne olduğunu ifade etmek isterim. Bizler biliyorsunuz bu süreçte birçok arkadaşımız kumpas davaları adı altında hukukun katledildiği davalar nedeniyle mağdur edildiler. Öncelikle bu mağduriyetlere neden olan, bu hukuksuzlukları ortaya koyan, bu hukuksuzlukları yapan kişilerle ilgili tüm yasal girişimlerde bulunmak ve bu kişilerin adil bir şekilde yargılanmalarını sağlamak amacıyla çalışmalar yapmaktır. İkincisi, biliyorsunuz kamuoyunda bu kumpas davaları ile ilgili çok büyük bir algı operasyonu yapıldı ve insanların kafası karıştırıldı. Biz bu kumpas davalarının iç yüzünü bütün açıklığıyla kamuoyuna anlatmak amacıyla derneğimizde bir bilgi havuzu, bir kaynak oluşturma çabası içerisindeyiz. Her kim ki bu konuda film yapmak ister, kitap yazmak ister, araştırma yapmak ister, kolluk güçleri herhangi bir dava ile ilgili belge ve bilgilere ulaşmak ister, savcılarımız, hakimlerimiz herhangi bir konuda bir bilgiye ihtiyaç olduklarında bizim derneğimiz onlar için en iyi kaynak olması için çaba göstereceğiz. Bunun için de çok büyük bir bilgi havuzu, daha doğrusu bu kumpas davalarının hafızasını oluşturmaktır amacımız. Son amacımız ise bu süreç içerisinde bu ülkenin en değerli askerleri, aydınları, gazetecileri, birçok insan mağduriyetlere uğradı. Bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılabilmesi için elimizden gelen tüm hukuki, sosyal, bütün iletişim kaynaklarımızı kullanarak bu mağduriyetlerin giderilmesi için çaba sarf etmek olacaktır. Bizler biliyorsunuz Türk hukuk tarihinin en karanlık dönemini yaşadık. Bu dönemde bizi komşularımız terk etti. Bu dönemde bizi çocukluk arkadaşlarımız terk etti. Bu dönemde bizi devre arkadaşlarımız terk etti. Bu dönemde bizi komutanlarımız terk etti. Ama bir tek avukatlarımız terk etmedi. O yüzden bu saygıdeğer insanların huzurumuzda saygıyla eğiliyorum. Onlara minnet duygularımı sunuyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. İyi ki bizim dostumuz oldunuz. Sizlerle tanışmış olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan büyük bir gurur ve onur duyuyoruz. Saygılar sunarım. Teşekkürler. Şimdi söz almak isteyenler, soru sormak isteyenler, buyurun ön tarafa. Kendinizi tanıtarak lütfen. Naci Beştepe. Hocam. Kumpas davalar sürecinde silahlı kuvvetler, görevdeki mensupları, emekli mensupları ve hatta sanıklar şu yönüyle iyi bir sınav vermedi. Kurumsal davranış açısından hiç iyi bir sınav veremedik. Burada sormak istediğim sayın avukatlara, Sayın Ergün bahsetti. Çok güzel, özellikle bu yönünü vurguladınız. Avukatlar acaba bu yönde sanıkların, yani müvekkillerinin dikkatini çekip kurumsal hareket etme yönünde yönlendirici tavır aldılar mı? Teşekkür ederim. Tamam. Buyurun o zaman. Buna ben cevap vermek istiyorum. Çünkü kumpas halkasının son zincirinde vekil olarak yer alan benim. Geçtiğimiz günlerde bu generallerimiz tutuklanmadan önce şehir dışından İstanbul'a gelen komutanlarımız beni bir diğer asker kökenli avukat arkadaşımızı
Bir başka avukat arkadaşımızı daha çağırdılar. Gittik, görüştük. Görüşme sırasında kır saçlı bir beyefendi de toplantıya iştirak ediyordu. Ben sizin ifade ettiğiniz üzere özellikle kurumsal bir tavrın ve tepkinin ortaya konulması gerektiğini ifade ettim ve bu çerçevede Balyoz Ergenekon tertiplerini örnekledim. Dedim ki adli müşavirlerimize özellikle çok ciddi anlamda sorumluluk ve yük düşüyor. Bakın dedim, bundan önceki Ergenekon Balyoz tertipli sürecinde sessiz kalan adli müşavirlerimiz nihayetinde bir süre sonra kendilerini o tertiplerin içerisinde sanık olarak buldular. Hiç olmazsa bundan ders çıkartılsın. Bundan sonra kurumsal olarak çok daha aktif ve seri halde tepki veresin dedim. O beyefendi oturduğu yerde bir rahatsızlık gösterdi. Ama hiçbir şekilde ses sedaya çıkarmadı. Sonrasında öğrendik ki nihayetinde tıpkı Ergenekon Balyoz tertibinde olduğu gibi genel komutanlık yine adli müşavire danışmış. Adli müşavir de yine aynı şekilde efendim konu yargıya intikal etmiştir. Adli bir süreçtir. Bekleyip görelim demiş. Şimdi bakın bırakın kurumsal kimlik olarak bu tertiplerde personelinin arkasında durup ona sahip çıkmayı takip ettiniz mi bilmiyorum ama özellikle bir takım isimler üzerinden cemaatçi olduğu ithamlarıyla, isnatlarıyla FETÖ'cü temizlik vesaire tarzında bir takım değerlendirmeler yapıldı, başlıklar atıldı. Sabah gazetesi, Akşam ve Yeni Şafak yani iktidarın yandaş gazeteleri bunun başını çekti. Oluşturmak istenen algı nedir biliyor musunuz? Genelkurmay kendi temizliğini yapamıyor. Genelkurmay'ın temizliğini de benim hakimim, benim savcım, benim polisim yapıyor. Sen bu genelkurmaya mı güveniyorsun? Sen bu askere mi güveniyorsun? Algısını oluşturmak. Amaç bu. O noktada şimdi bir takım personelin, özellikle de benim müvekkilim açısından, az önce çünkü arada burada mı acaba soruyu soran ya da bana eleştiri getiren arkadaşımız önemli değil. Bana sen tam da FETÖ'cünün avukatı olmuşsun. İsnadını, ithamını getirdi. Şimdi bakın şunu söyleyeyim. Zeynep bilir en yakınını. Başkaca arkadaşlarım da İstanbul'dan bilirler. Danıştay suikastinde Fethullah Gülen terör örgütünün sorumluluk ve rolü için en çok gayret gösteren iki isimden biri Zeynep, diğeri benim. Ben şu 17-25 Aralık olayları sonrasında sadece Danıştay ve Cumhuriyet'in aydınlatılması amacıyla 10-12 tane suç duyurusunda bulundum. Bu suç duyurularının arasında bizzat ismen Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün, Zekeriya Öz vesaireler yer aldığı halde. Şimdi ben Yurt Atayün'le, Ali Fuat Yılmazer'le bu MİT tırları kumpasında aynı dosyada vekillik yapmak durumunda kaldım. Şimdi avukat olarak, profesyonel bir avukat olarak kimse bana sen niye bu hırsızı savunuyorsun, niye bu Fethullahçıyı savunuyorsun diyemez. Ama böyle bir şey dahi söz konusu değil. Bakın ben bu dosyada oluşturmak istenilen algıyı kırmaya, oluşturmak istenilen algıyı boşa çıkarmaya çalışıyorum. Diyelim ki yandaş medyada üzerinde Fethullahçı bölgesi düşürülmek suretiyle zihinlerde karışıklık oluşturmak istenilen 3 tane komutanın 3'ü de Fethullahçı. Diyelim ki 3'ü de öyle. 30 tane komutan var şu an içeride tutuklu. 30 tane. Ve sadece tutuklanmalarının tek nedeni de gizli tanık Alparslan'ın yasaklanmış, kısıtlanmış beyanı ve gizlenen 108 klasör dosya içeriği. Şimdi o 3 Fethullahçı komutanın varsayım bu ya, 3'ü de Fethullahçı diyelim. Bir yana bırakalım. Buna şimdi Fethullahçı Gülen temizliği diyebilir miyiz? Kaldı ki bu askerlerin hakkında bugüne kadar Genelkurmay'da basında dile getirilen bu iddiaların tamamıyla ilgili olarak araştırmalar yapılmış. Genelkurmay istihbaratta, personel başkanlığı da bunun hiçbir surette gerçeği yansımadığını ortaya koymuş. Haklarında bir karara varamamış. Şimdi bu dosyada sanık olarak haklarında ithamda isnatlı olan Temiz Özpaşa vardı mesela en akla gelen isimlerden biri. Yazılmadık, çizilmedik, bırakılmadı. Dile getirenler arasında asker kökenler de vardı. Bakın gizli tanık Alparslan da bir istihbarat askeri. O da bir istihbarat subayı gizli tanık Alparslan. Şimdi dile getirilen o iddialara, isnatlara mı itham edeceğiz? Yoksa kurumsal güvenliği kimliğine Genelkurmay'a mı itibar edeceğiz? Genelkurmay araştırmış, demiş ki ben bunun doğruyu yansıttığına inanmıyorum demiş. Ve herhangi bir sürede karar tesis etmemiş. Şimdi 2-3 aramızdan 2-3 ismin ısrarla ben biliyorum bu FETÖ'cü, ben biliyorum bu FETÖ'cü
dediği durumda ben kalkar derim ki ha bu da kripto FETÖ'cü. Çünkü genelkurmaya dönük bu tertibin son halkasını FETÖ'cü operasyon diyerek gizlemek suretiyle bu operasyonun önünü açmaya çalışıyor. Bu da kripto FETÖ'cü derim. Çünkü savcılığın şimdi getirdiği son tanım kripto FETÖ'cü tanımı. Ha, diyeceğim o ki biz yurttaş olarak ve avukat olarak onun bunun inancıyla vesairesiyle hiçbir surette ama hiçbir surette ilgilenmek durumunda değiliz. Bizim için somut olarak tezahür etmiş, davranış olarak ortaya çıkmış bir suç, bir ahlaksızlık, bir kanunsuzluk varsa somut olarak onun üzerine gidelim. Onun peşinden hükmümüzü verelim. Ama dedikodularla vesairelerle bu faaliyetin, bu son tertibin halkasının önünü kesmeye mutlaka ama mutlaka engel olmaktan kaçınalım. Başar Bey izin verir misiniz? Ben teşekkür ederim. Evet, soruyla bağlantılı yani şeyle buranın söyledikleriyle bağlantılı. Şimdi bu çok kritik bir mesele. Yani bugün nerede duracağımız çok kritik bir mesele gerçekten de. Buranın söylediklerine bir ölçüde katılıyorum. Bir avukat dün savunduğu kişinin tersinde olan bir kişiyi bile savunur. Yani bir avukatın nasıl savunduğu, kimi savunduğu, avukatı savunduğu kişiyle değerlendirmek falan mümkün değil. Ama bakın şunu açık yüreklilikle söylemeliyiz. Yani İstanbul Barosu'nun bu dönemdeki tavrını izliyor musunuz bilmiyorum. Bunların yatacak yeri yok arkadaşlar. Bu cemaat her şeyiyle ortaya çıkmalı. Bak bunu söyle, sonra her şeyi söyle abi. Kesinlikle. Sonra her şeyi söyle. Kesinlikle. Yani bu kumpası kuranlar bunlar. Şimdi bizi bir şekilde işte şimdi cemaatçileri koruma vaktidir. İşte böyle bir şey yapılıyor. Öbür taraftan da ne iktidar ne cemaat. Bunlar diyor beraber yürüdüler. Kesinlikle. Beraber götürdüler. Beraber yaptılar. Hangi nedenle olduğu bizi zerre kadar ilgilendirmez. Şimdi ayrıştılar. Şimdi burada hesabı verecekler. Kesinlikle. Bunların biz ne yapacağız? Aynı şeyi yapmaya devam edelim. Adil yargılamayla hesap verecekler. Kesinlikle. Bu gerekirse bunu soracağız ama bu hesap verecekler. Burada böyle böyle durmak falan yok. Her yerde dimdik duracağız. Bu hesabı da bunlardan biz soracağız. Kesinlikle gerekirse biz soracağız. Kesinlikle. Biz bunların muhatabı olduk. 24 şey Aralık'tan aynen. Bu yana acaba kim ne işlem yaptı? Ben 10 tane dilekçe verdim. Bir tanesinde peşi gelmedi. Aynen. Kim ne yaptı? Bu hakimler niye hala hakimlik yapıyorlar? Peki gidip balyoz dertliğiyle ilgili olarak bunlar niye hala savcı? Bulduk? Soracağız bunları. Heh. Bunları sormaya devam edelim. 10 dakika tamam. Şikayet dilekçelerini hepimiz verdik ve yakından takip ediyoruz Vuralcığım. 2 yıl geçti. Çok yakından. Ooo HSYK'ya böyle günübirlik gitmeler de dahil. Şey yok. Yakında çıkıyor. Hala gözaltılmış bir tek adam yok ergeni bulunmak. Onu söylüyorum. Şu kırmızı var. Şu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kurumsal müdahale meselesiyle ilgili bir şey de ben söylemek istiyorum. Komutanım, Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsal olarak olaya dışında kalmadı. İçindeydi. Balyoz davasında binbaşıya raporu kim yazdırdı? Peki İstanbul casusluk davasında bunlar casustur diye genelkurmaydan raporları kim verdirdi? Kimin kripto olduğuna siz mi karar vereceksiniz? Şimdi size de kripto diyebilirler. Ben onu söylüyorum. İzmir casusluk davasında mahkeme yazı yazdığı zaman Genelkurmay karargahına Genelkurmay bu dönemin ikinci başkanlığı İsmail Hakkı Pekin. Hayır efendim. Hulusi Akar. Şu anki Genelkurmay başkanımız. Onun kontrolündeki birimden var olmayan bir evrak için gizli yazısını kim gönderdi? İzmir casusluk dosyasında yargılanan bir asker için, müvekkilim için devlet sırrıdır diye yazı geldi Genelkurmay'dan. Bu evrak devlet sırrıdır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin devlet sırrıdır. Askeri hareketinin güvenliğiyle ilgilidir diye yazı geldi. Biz de bunun üzerine bir soru sorduk. Mahkeme kanalıyla. Dedik ki bu evrak nerede? Cevap geldi. Öyle bir evrak yok. Olsaydı gizli olurdu diye. Ama o adam 2 sene yattı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsal olarak davaların içindeydi. Genel onu söylemeye çalışıyorum. Genelkurmay'dan soruşturulan kimse mi var? Siz kanıtını ortaya koyduğunuzda bu Genelkurmay'daki adam kripto cemaatçiliği işte kanıtı budur mu dedik? Genelkurmay'ın gönderdiği yazıya mı inanayım, sana mı inanayım dediniz? Bence Mustafa. Ben Genelkurmay'a inanacağım. Ortada bir somut durum yoksa, somut tespit yoksa
kanıt yoksa arkadaşın beyanına itibar edemem ki ben. Burada bakın, siz bilmiyorsunuz. Hani bağışla beni, demin yolda konuştuk. Kol kırılır yen içinde diye. Bu komutanların içerisinde üstünü ihbar eden yok muydu? Vardı. Şimdi utanıyorum ben söylemeye. Allayıp pullayıp bizim önümüze komutan diye çıkardıkları adamın gerçekte kimi nasıl ihbar ettiğini biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Yani o yüzden şimdi o bunu dedi, bu bunu dedi. Ben ona itibar edemem. Eğer ona itibar edecek olursam o vakit ne olur biliyor musunuz? Amaç hasıl olur.